Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, tarihler 4-12-2014'ü gösteriyor. Artık yeni yıla doğru da günler kala pek çok meselenin detayı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ve Türkiye özellikle konuşmuş olduğu Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajını ele almasıyla beraber daha kritik bir gündeme girdi. Sayın seyirciler, Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajını kaldırmasını ele alacak olması da Türkiye'yi heyecanlandırdı. Barajın kalkmasına muhalefet destek veriyor, hükümet tepkili. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde anti-demokratik barajın kaldırılması gerektiğini ifade etti. Anayasa Mahkemesi bazı partilerin seçim barajının kaldırılması hakkındaki bireysel başvurularını kabul etti. Bireysel başvuru hakkı 2010 senesindeki değişiklikle anayasadaki yerini almıştır. Değişikliğe göre herkes anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Peki seçim barajı temel hak ve özgürlükler kapsamına girer mi? Elbette girmektedir. Anayasanın 67. maddesine göre vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma veya halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçim barajı işte anayasada korunma altına alınmış seçme hakkına getirilen bir kısıtlamadır. Zira barajla her seçmenin kararı dikkate alınmamaktadır. Mesela 2002 seçimlerinde geçerli sayılan 31,5 milyon oyun sadece 17,3 milyonu mecliste temsil edilebilmiştir. Bu, attığı oy geçerli sayılmasına karşın 14,2 milyon seçmenin iradesinin meclise yansımadığını göstermektedir. %10'luk seçim barajı 2002'den sonraki seçimlerde de aynı oranlarda seçmen oyunu yok saymıştır. Demokrasi getirmek uğruna ülkesini bırakıp başka devletlerin iç işlerine karışan hükümetimiz, demokrasinin özü olan millet iradesinin meclise yansıması getirilen bu kısıtlamayı kaldırmanın önünü açmalıdır. Biz millet iradesine bakarız, milleti tanırız söylemlerinin içi ancak o zaman dolacaktır. Bugün İngiltere, İsviçre, Lüksemburg, Belarus, Finlandiya, İrlanda, Makedonya, Bosna Hersek, Malta, Portekiz ve Fransa'da seçim barajı yoktur. Seçmenin tercihi bir kişi de olsa milletin meclisinde temsil edilmektedir. Hükümet kanadından Anayasa Mahkemesi kaldırma kararı alırsa bunun uygulanmayacağı dile getirilmiştir. Kendilerini Anayasa Mahkemesi'nden üstün görerek alınacak kararı yok saymak demokratik hukuk devletinde söz konusu olamaz. Kaldı ki %50'nin oyunu alarak iktidarda kalan AKP böyle bir irade beyanından neden rahatsız olmaktadır? Açılım adı altında Güneydoğu'ya demokrasi ve insan hakları getirme bahanesiyle bölge Türkiye'den koparılmanın, ülke parçalanmanın eşiğine gelmiştir. Seçim barajına gösterilen tepkinin yarısı verilmemiştir. Millet iradesinin tam manasıyla meclise yansıyacağı kararaysa topyekün hayır denmektedir. O zaman bazı çevrelerin kişiye göre hukuk konuluyor diyerek eleştirdikleri gibi iktidarın niyetinin hukuk devletini hayata geçirmek olmadığı fikri akıllara gelecektir. Profesör Doktor Haydar Baş. Peki %10 seçim barajı konusunda vatandaş ne düşünüyor? Sokağa çıktık, vatandaşa mikrofon uzattık. Vatandaşların ezici çoğunluğu barajı antidemokratik bir uygulama olarak görüyor. Boğaz Köprüsü yapıldığında Türkiye'de seçim barajı yoktu. Yani %0'dı. Temsilde adalet tabii en önemli şeylerden bir tanesi demokraside. 1980'den sonra seçim barajı getirildi ve %10 olarak seçim barajı belirlendi. Yaklaşık 34 yıldır da %10'luk seçim barajıyla hani adeta boğuşuyor siyasi partiler. Sence Türkiye'deki %10 seçim barajı yüksek mi yoksa iyi mi? Bence yüksek. Yüzde kaç olmalı? %5 olmalı bence. Atılan her oy, yani 4 yılda bir vatandaşlık elini vicdanına, kalbine koyduğun zaman bir oyu ben attığım zaman boşa gitmesin diyorsak o zaman seçim barajını kaldırmamız gerekiyor. Şu anda seçim barajının kaldırılması ya da düşürülmesi gibi bir gündem var. Siz bu konuyu destekliyor musunuz? İşte samimiyetimle. Çok önemli.
Herkes istedi seçim meclise girsin ya. Niye tek parti, iki parti, üç parti? Nasıl Fenerbahçe, Galatasaray maçı seçiyede gibi, takımlar gibi böyle bir saçmalık olur mu? Tabii olmaması lazım. Muhakkak düşmesi şart yani. Valla düşsün diye düşünüyorum. Ya %10'dan aşağı düşmesi lazım yani. Yani mesela 7 olabilir. Yani 7 normal. 7 normal diyorsun. Normal. Peki teşekkür ederiz sağ olun. %7 oy alıyor. Adam şey barajı geçemediği için onun milletvekili ona geçiyor. Yazık günah. Düşürülmeli artık ya. Yeter bu kadar. Çok fazla oldu. Düşürülsün. Aynı fikirdeyim hanımefendiyle. Bir kişinin elinde her şey. Bir kişi malı götürmesin tek başına. Yani insanlar için gençlere iş sahası açılsın. O saraylar olmasın. Yetmiyor mu da Atatürk'ün oturduğu yer? Evet. Yetiyordu yani. Evet. Ne gereği var? Bu kadar bak, bu kadar insan işsiz sokaklarda. Günah değil mi? O kadar emek veriyorlar gençlerimiz. İş sahası açılsın, işlerini bilsinler. Bu hırsızlıklar olmasın, cinayetler olmasın. İnsanlar çok zor durumdalar yani. Göründüğü gibi değil. Diyorsunuz ki sıfır olsun. Sıfır olsun. Sıfır olsun. Yani siz diyorsunuz ki Avrupa'yla yarışıyorsak, bir Avrupa ülkesi olacaksak sıfır olmalı. Çok adaletsiz. Adaletsiz olarak evet. Değerlendiriyorsunuz. Yani Türkiye'de 80 milyon var mı? Var. Evet. 5 milyon insanın oyunu içe sayıyorsun sen. Evet. Çok yani Türkiye'de demokrasiden bahsediyorlar. İnsan hakları alakası yok yani. Bana göre Türkiye'de bilmiyorum yayınlar mısınız? Tabii buyurun. Hala Türkiye'de insan hakları yok. Evet. İnsana saygı yok. Hala despot bir yönetim şekli var. Bu kadar. Sizce %10'luk seçim barajı yüksek mi? Düşürülsün mü böyle kalsın? Antidemokratik bir darbenin ürünü olan bir seçim barajı. Darbeden medet umanlar şimdi ona sarılıyor. Nasıl oluyor? Seçim barajı zaten yüksek. Seçim barajı mı vardı eskiden? Şimdi eskiden mesela ne kadardı? Adaleti savunan AK Parti'yim diyenler %40 oyuna şimdi meclisin %70'ine sahip. Neden? Barajın yüksekliğinden kaynaklanıyor. Evet. Şimdi millet iradesi nasıl millet iradesi? Millet iradesi yansıyor mu hiç? %10'luk seçim barajını nasıl buluyorsunuz? He? %10'luk seçim barajı. Ya o faşizm barajı. Faşizm barajını kim getirdi? Faşistler getirdi. Faşistler getirdi, askeri ihtilal getirdi, ihtilaller getirdi, kendi ihtilal yapıyor. Peki, aynısı. Sizce baraj yüzde kaç olmalı? Ne? Baraj Avrupa neyse o da olmasın. Avrupa sistemi olsun. Evet. Yani yüzde kaç olmalı? Avrupa'da %0 da var, %5 var. %0, %3'ten fazlası zaten fazladır. %3'ten fazlası zaten fazladır. Evet. Sayın seyirciler, Türkiye sattıkları doğalgazın fiyatında %6 indirim yapan Rusya'dan iyi bir haber daha var. Rusya Enerji Bakanlığı indirimin devam edeceğini duyurdu. Ancak hükümet bu indirimi vatandaşa yansıtmayı da düşünmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye sattıkları doğalgazın fiyatında %6 indirim yaptıklarını açıkladı. Türkiye'ye gaz konusunda da indirim uygulayacağız. 1 Ocak'tan itibaren %6 oranında, daha sonra da bu rakam artabilir ama tabii bu konuda ortaklarımızla ne şekilde işbirliği yapacağımıza bağlı. Üstelik bu indirim devam edecek. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Ankara'da ilan edilen %6 doğalgaz indirim rakamının nihai olmadığını, indirimin daha yüksek oranlara ulaşabileceğini açıkladı. Novak, Türkiye için doğalgazda %6 indirim sürecin ilk etabı. Aramızda görüşmeler devam ediyor. İleride enerji piyasalarının durumu, Türkiye ile Rusya'nın ortak gerçekleştireceği projelerde dikkate aldığımızda indirim daha ciddi rakamlara ulaşabilir, dedi. Rusya doğalgaz fiyatını indirdi. Ancak hükümet bu indirimi vatandaşa yansıtmayı düşünmüyor. BOTAŞ zarar ediyor diyen Enerji Bakanı Taner Yıldız şöyle konuştu. Şu anda vatandaşımıza bunların yansıtılabileceği ile alakalı konu için erken ama çok erken görüyorum. Çünkü BOTAŞ karı üzerinden değil zararı üzerinden bunun telafisine dönük müzakereleri yürütmektedir. Ve 2 milyar TL civarındaki bir zarardan bahsediyoruz.
Bunun mutlaka telafi edilmesi lazım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Federasyon Konseyi'ne seslendi. Ukrayna, Suriye, füze sistemleri, yaptırımlar gibi konulara değinen Rus lider Batı'ya sert mesajlar gönderdi. Rusya'da yılın en önemli siyasi olayı olarak görülen Federasyon Konseyi toplantısında Devlet Başkanı Vladimir Putin uzun bir konuşma yaptı. Ağırlıklı mesajlar batılı muhataplara yönelikti. Rusya'nın demir bir perdeyle çevrelenmeye çalışıldığını ifade eden Putin, buna izin vermeyeceklerini belirtti. Bazı ülkelerin hükümetleri Rusya'nın etrafında eski demir perdeye çok benzeyen yeni bir izolasyon mekanizması inşa etmeye çalışıyorlar. Rusya, Batı'nın baskılarına hiçbir zaman boyun eğmeyecek. Şöyle bir soru sorma hakkınız var. Ukrayna'daki tüm bu trajedi neden yaşandı? Odessa'da masum sivillerin canlı canlı yakılarak katledildiği vahşi saldırı ortadayken, bu ülkedeki silahlı darbeyi, şiddeti ve cinayetleri nasıl destekleyebilirsiniz ki? Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'yı kendi amaçları doğrultusunda piyon olarak kullanmaya çalıştığını belirtti ve ekledi. Buna rağmen ekonomik açıdan Ukrayna'nın yanında Batı değil Rusya var. Putin bu ifadeleri rakamlarla da destekledi. Bugün Ukrayna'da siyasi şov yapmak, boş vaatlerde bulunmak yerine Ukrayna ekonomisine yardım etmek gerekiyor. Ancak Batı'nın böyle bir adım atma niyetinde olmadığını görüyoruz. Rus bankaları Ukrayna ekonomisine 25 milyar dolarlık yatırım yaptı. Rusya Maliye Bakanlığı Ukrayna'ya 3 milyar dolar tutarında kredi kullandırdı. Gazprom'da önceden hiçbir taahhüt verilmemiş olmasına rağmen gaz fiyatlarında indirime gitti. Toplamda 32,5 milyar dolar gibi bir rakam ortaya çıkmaktadır ve söz konusu rakam sadece son dönemi kapsamaktadır. Vladimir Putin, ABD'nin Avrupa'da kurmayı sürdürdüğü füze savunma sisteminin sadece Rusya değil, AB ülkeleri içinde bir tehdit olduğunu belirtti. Söz konusu sistem küresel stratejik güç dengelerini bozarak tüm dünyayı da tehdit edebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerine rağmen silahlanma yarışına girmeyeceğiz. Ancak Rusya'nın savunma kabiliyetini mutlaka gerekli seviyeye taşıyacağız. Bunun için daha önce benzeri görülmemiş kararlar alabiliriz. Hiç kimse Rusya'ya karşı askeri üstünlük kuramaz. Çağdaş donanımlara sahip ordumuz en yüksek seviyede muharebe yeteneğine sahiptir. Tıpkı bugünlerde moda olan bir tabir gibi centilmendir ancak hiddeti de son derece korkunçtur. Özgürlüğümüzü savunmak için gereken güce, iradeye ve cesarete sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esassız çözüm ısrarına Suriye liderinden net yanıtlar geldi. Ben önemli değilim ama gemi battığı zaman içindeki herkes ölür diyen Beşar Esad, vatan savunması yaptıklarının altını ısrarla çizdi. Batı'nın oyuncağı haline gelmeyeceklerini belirten Suriye lideri, koalisyonun hava bombardımanlarının etkisiz kaldığını duyurdu. 83 ülkeden getirilen teröristlerle mücadele eden Suriye lideri Beşar Esad dünyaya "Ben önemli değilim, mevzu vatan" çıkışında bulundu. Fransız Paris Match dergisine röportaj veren Beşar Esad, kendisini istenmeyen adam ilan edenlere tepki gösterdi. "Sonunuzun Saddam Hüseyin ya da Muammer Kaddafi gibi olmasından korkmuyor musunuz?" sorusuna Esad şu yanıtı verdi. Gemi kaptanı kendi ölümü ya da yaşamını düşünmez. Gerçek bir kaptan gemisini nasıl kurtaracağını düşünür ve tüm olanaklarını bu yönde odaklandırır. Çünkü geminin batması halinde istisnasız herkes ölecek. Dolayısıyla asıl düşünülmesi gereken vatanı kurtarmaktır. Benim açımdan ne kriz öncesinde, ne esnasında, ne de sonrasında Cumhurbaşkanı olarak kalmak hedefim değildir. Neler olduğundan bağımsız olarak biz Suriyeliler ülkemizin Batı'nın elinde oyuncak olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu bizim için temel bir ülke. Batı'nın Suriye'yi dize getirmek için sayısız yöntem kullandığına dikkat çeken Beşar Esad, bunda başarılı olamayacaklar dedi. Bizler Suriyeliler olarak Suriye'nin Batılıların elinde bir kukla olmasını kabul etmeyiz. Tüm netlikle söylüyorum ki bu en önemli hedef ve ilkelerimizden biridir. Ortak çıkarlar için çaba veren herhangi bir Fransız yetkili ya da hükümet olması halinde bizler onlarla ortak çalışmalarda bulunacağız.
Fakat ne yazık ki mevcut Fransa otoriteleri Suriye halkı ve aynı zamanda Fransa halkının çıkarlarına karşı çalışmaktadır. Batı koalisyonunun Suriye topraklarındaki operasyonlarına da değinen Esad, bombardımanın faydasız olduğunu belirtti. ABD komutasında IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun hava bombardımanlarının Suriye'ye faydası olduğu yönündeki söylemleri doğru değil. Yalnızca hava bombardımanıyla teröre karşı mücadele edilemez. Biz karadan IŞİD'le mücadele ediyoruz ve askerlerimiz sahayı daha iyi biliyor. ABD saldırıları hiçbir şeyi değiştirmedi. Üstelik Türkiye hükümeti de IŞİD'e direkt desteği sürdürüyor. Sözde dünyaya adalet ve güven getirmek için pek çok ülkeyi işgal edip milyonların kanını akıtan Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde de skandallara imza atmaya devam ediyor. Silahsız bir gencin öldürülmesinin ardından bu kez 180 kiloluk siyahi bir Amerikalı polis tarafından boğularak öldürüldü. Mahkeme yine polislerin yargılanmasına gerek görmedi. Bunun üzerine siyahi öfke bir kez daha ülke genelinde patlak verdi. Michael Brown, Amerika'yı ayağa kaldıran olayın kurbanı. Silahsız genç polis kurşunuyla öldü. Amerika haftalardır şalkalanıyor. Mahkemenin cinayeti işleyen polisi yargılamaya bile gerek görmemesi öfkeyi daha da arttırdı. Ve aynı skandal bir kez daha tekrarlandı. Yine silahsız bir siyahi Amerikalı polis tarafından öldürüldü. Yine yargılamaya gerek yok kararı çıktı. Bu kez polis cinayetinde kurban 6 çocuk babası 43 yaşındaki Eric Garner oldu. Olay 17 Temmuz'da New York'un Staten Island bölgesinde gerçekleşti. 180 kilo ağırlığındaki Eric Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Ama o hiçbir suç işlemediği ve masum olduğu konusunda ısrarlıydı. Polis Garner'ın savunmasını daha fazla dinlemedi ve gözaltı için şiddete başvurdu. Karşılık vermeyen siyahi vatandaş boğazı sıkılarak yere düşürüldü. Birkaç polis üstüne yüklendi. Boğazını sıkan polis o kadar yoğun güç uyguladı ki saniyeler sonra Eric Garner nefessiz kaldı ve boğularak can verdi. Amerikan mahkemeleri işte bu polisleri suçsuz buldu. Daha da vahimi yargılamaya bile gerek görmedi. Siyahi vatandaş öldüren polislerin yargılanmaması bir kez daha ülke genelinde protesto edildi. Bedelli askerliği bir günde kaçıranlar kapsam alanına alındı. Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle 1 Ocak 1988 doğumlularda 18 bin lira vermeleri halinde bedelli askerlikten yararlanabilecekler. 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımızın askerlik hükmünü sahip vatandaşlarımıza bedelli askerlik imkanı getiriliyor. Bu vatandaşlarımız 18 bin Türk lirası ödemek karşılığında askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar. Bedelli askerlikte kapsam genişletildi. Bedelliyi bir günle kaçıran 1 Ocak 1988 doğumlular da uygulamadan faydalanabilecek. Düzenleme Milli Savunma Komisyonu'nda AKP ve CHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Komisyonda düzenleme ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içerisinde bedelli askerlikle ilgili başvuruların yapılabileceğini söyledi. Bakan Yılmaz, bedelli askerlikten bakaya ve asker kaçaklarının da yararlanacağını açıklamıştı. Öte yandan Başbakanlık bedelli askerlikten yararlanabilecek kişi sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanabilecek kişi sayısı tam olarak 611.880 kişi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkul şüpheyle arama ve gözaltı düzenlemesi getiren yeni yargı paketini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu Ankara'da üniversite gençliğiyle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da üniversite gençliğiyle bir araya geldi. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu 15 konuda gençlerle mutabık kaldı. İşte mutabakat maddelerinden bazıları. Üniversitelerin özgür ve özerk olması konusunda görüş birliği var. Dolayısıyla 12 Eylül askeri yönetiminin getirdiği yükün
kaldırılması gerektiği konusunda bir görüş birliğimiz var. YÖK kaldırılmalıdır. Üniversiteler gerçek anlamda özerk olmalıdır. Özerklik sadece yönetimsel anlamda değil, mali açıdan da özerk olmalıdır. Bilimsel açıdan da özerk olmalıdır. Sıcak siyasetin müdahale etmediği alanlar olmalıdır üniversiteler. En büyük beklenti bu. Bu beklentiyi birinci sıraya aldık. İkinci konu, AKP iktidarı harçları kaldırdı ama farklı isimlerle çok daha ağır paralar alıyor üniversite öğrencilerinden. Harçlar alınıyor. Dolayısıyla eğitimin parasız olması gerektiği konusunda üniversite öğrencileri arasında bir görüş birliği var. Bir başka temel sorun, yurt sorunu, bütün arkadaşların ortak olarak dile getirdikleri sorunlardan birisi. Bu sorun gerçekten de Türkiye'nin, özellikle siyasal iktidarların çözmemek üzere adeta söz birliği ettikleri bir sorun. Oysa yurt sorununun en geç 2 yıl içinde çözülmesi gerekir. En geç 2 yıl içinde. Bu kadar basit bir sorun. Kaynak var, inşaatı yapacak işveren var, müteahhit var, TOKİ var, gerekirse toplu konut idaresi yurt yapabilir. Kaynak var, talep de var ama bu yurt sorunu çözülemiyor. Bu sorunun çözülmesi lazım. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi için mecliste grubu bulunan partilere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, makul şüpheyle arama ve gözaltı düzenlemesi getiren yeni yargı paketini de Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. Sanıyorum önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayınlanacak olan yasal düzenlemeden duyulan kaygı, makul şüphe dolayısıyla bizler gözaltına alınabiliriz, tutuklanabiliriz. Dolayısıyla bu üniversite öğrencilerine yönelik olarak kullanılabilir. Bu konuda derin kaygılarımız var diyor üniversite öğrencileri. Biz de bu arkadaşlarımıza hak veriyoruz. Ama bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağımızı da üniversite öğrencisi arkadaşlarıma aktarmak isterim. İslam alemini kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt programlarına Niğde'de ev sahipliği yaptı. Yeni Mesaj Gazetesi Genel Koordinatörü Sabri Terzi, Ehl-i Beytsiz İslam olamayacağını anlattı. Gazeteci yazar Murat Cabas'la milli ekonomi modelinin dayanağının asr-ı saadet dönemi olduğu ifade edildi. Yeni Mesaj Gazetesi ve İcmal Gençlik Derneği, Niğde'de İslam alemini kuşatan fitneler ve tevhidin merkezi Ehl-i Beyt programı organize etti. Yeni Mesaj Gazetesi Genel Koordinatörü ilahiyatçı yazar Sabri Terzi, günümüzün en büyük fitnesi olarak Ehl-i Beytsiz İslam arayışını gösterdi. Bizim son dönemdeki böyle çağdaş İslamcı anlayışta bir anlayış var. İşte mealci anlayış, radikal anlayış, selefi anlayış falan gibi çok farklı anlayışlar var. Efendim diyorlar, biz alırız elimize Kur'an-ı Kerim'i, onun tefsir, mealine bakarız, tefsir de değil, mealine bakarız. Orada varsa bulduğumuzda amel ederiz, orada yoksa diğerleri bizi bağlamaz. Bu anlayış sapık bir anlayıştır değerli kardeşlerim. Kur'an'ı en iyi anlayan, Kur'an'ı en iyi yorumlayan, vahyin sahibi, vahyi bize taşıyan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Onun kadar Kur'an'ı anlayan, onun kadar Kur'an'ı yorumlayan başka bir insan olması mümkün değildir. O yüzden onun getirdiği her şeye harfiyen uymak zorundayız. Kendimize göre değil, Kur'an'a göre, Muhammed Mustafa'ya göre ve ondan sonraki halkayı göreceksiniz az sonra, o da Ehl-i Beyt'e göre. Gazeteci yazar Murat Cabas'a, milli ekonomi modelinin kurallarının Peygamber Efendimiz döneminde de uygulandığına dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'de humustan bahsediliyor değil mi? 1/5 Ehl-i Beyt'e aittir. Geri kalan ise adil bir şekilde askere, orduya, vatandaşa, halka paylaştırılır. Yani gelirin paylaşımı Peygamberin ve Ehl-i Beyt'in hayatında vardır. Milli ekonomi modelinde gelirin adil paylaşımından yanadır. Gelirin tabana adil bir şekilde yayılmasından yanadır. Peki mevcut siyasi anlayış ne diyor? Vergiler tabana yayılsın, borç tabana yayılsın, yük tabana yayılsın. Ehl-i Beyt ve milli ekonomi modeli ne diyor? Hayır. Bunlar devletin sırtında olan yüklerdir. Vatandaşa gelir yayılacak. Tabana gelir yayılacak diyor. Başka vatandaşlık maaşı. Profesör Dr. Haydar Başbey 2005 yılında vatandaşlık maaşını ortaya koyduktan sonra
birkaç yıl sonra fark ettik ki arkadaşların araştırmaları vesaire, Peygamberimiz ve Ehl-i Beyt yani Hazreti Ali vatandaşlık maaşı vermişler. Vatandaşa maaş bağlamışlar. Başka? Halkın eşit hakları... Karaman'da mahsur kalan işçileri arama çalışmaları 37. günde son buldu. Maden ocağındaki 5 işçinin tamamının cesetlerine ulaşıldı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim günü meydana gelen maden faciasında mahsur kalan 18 işçiden 13'üne ulaşılmıştı. Kalan 5 işçi için sürdürülen çalışmalar facianın 37. gününde sonuç verdi. Doğruya doğru ilerleme yaptığımız metraj... Madende mahsur durumda bulunan Kamil Yaman, Hüseyin Gültekin, Mehmet Özcan, Hasan Tuncer ve Ali Haznedar isimli işçilerin cesetlerine ulaşıldı. Böylece madendeki 18 işçiye de ulaşılmış oldu. İşçilerin cansız bedenleri kömür taşımakta kullanılan vagonlarla yer üstüne çıkarıldı. Dışarıda günlerdir küçücük de olsa bir umutla bekleyen madenci yakınları gözyaşlarına boğuldu. İşin yürek burkan bir diğer yanıysa mahsur kalan son işçilerin cansız bedenlerinin 4 Aralık Dünya Maden Günü'nde çıkarılması oldu. 5 işçinin kimliği Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak DNA testinin ardından belli olacak. Kimliklerinin belirlenmesinin ardından 5 işçinin ortak cenaze töreniyle toprağa verilmesi bekleniyor. Ve bugün 4 Aralık, Dünya Madenciler Günü. Dünyada maden kazalarına en çok kurban veren ülke olan ülkemizde bu özel gün buruk bir şekilde kutlandı elbette ki. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Tüm dünyada coşkuyla kutlanan bu özel gün Türkiye'de buruk şekilde kutlanıyor. Nedeni çok açık. Son dönemde peş peşe gelen maden faciaları. Madenciler Soma'da can veren 301 arkadaşlarını unutmadı. Yağmura rağmen soluğu onların kabri başında aldılar. İşçiler maden şehitliğinde dua edip kabirlere karanfil bıraktı. Bugün arkadaşlarımızın duaya ihtiyacı vardı. Biz de Türkiye Maden İşçiler Sendikası olarak maden şehitliğimizi ziyaret edip duamızı yaptık. Hepsinin yüreği buruktu. Hem Soma faciası hem de 2833 madencinin işten çıkarılması onların günlerini kutlayamamalarına neden oldu. Büyük bir iş kazası yaşadık. Akabinde işsiz kalan arkadaşlarımız oldu ayın 30 itibariyle. Böyle bir kutlama biz de beklemedik, istemiyoruz da. Maden Mühendisleri Odası üyeleri de günü Soma'da geçirdi. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Soma'da basın açıklaması yapan oda üyeleri bu özel günün Türkiye'de acılar içinde kutlandığına dikkat çekti. Dünyanın her yerinde 4 Aralık'ları bir mücadele gününe çeviren, coşkuyla kutlayan madenciler ülkemizde yaşadığımız iş cinayetlerinden dolayı acılar içindedirler. Dünya Madenciler Günü İstanbul'da ise protestolarla geçti. Bir grup vatandaş Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nı protesto etti. İşin katilleri yargılansın. Yeni iş güvenliği kanunu çıkıyor ve diyorlar ki biz işçi ölümlerini durduracağız. Peki bu iş güvenliği paketinde ne var? Hala redoman sistemi duruyor. Hala taşeron yasaklanmadı. Şimdi de gelmişler, burada sözde işçilerin güvenliğini çok düşünüyorlar ve uluslararası düzeyde konferans düzenliyorlar. Eylemciler basın açıklamasının ardından konferansa tepki amacıyla yere kömür döküp Ermenek'teki maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Tezcan Gökçe'nin babası Recep Gökçe'nin giydiği lastik ayakkabıları koydu. Sırada filmleri aratmayacak bir soygun girişiminin haberi var. Mersin'de pompalı tüfek ve silahlarla bir kuyumcu dükkanına giren soyguncular hiç beklemedikleri ansızın bir tepkiyle karşılaştı. İş yeri sahibi çekmeceden silahını çıkarıp peş peşe ateşledi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
Mersin'de bir kuyumcu dükkanı. İlk etapta her şey normal. Ta ki silahlı soyguncular gelene kadar. Onlar da sıktı mı? Vallahi yani görmedim. Ha. Ama arkadaş bir el sıktı dedi. Sıktı mı onlar da? Onlar bir el sıkmış herhalde. Mersin Siteler Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Mehmet Şakir Çetinkaya, aksiyon filmlerini aratmayan bir soygun girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ellerinde pompalı tüfek ve silahlar bulunan kar maskeli 3 soyguncu aniden kuyumcuya girdi. Soyguncuları gören iş yeri sahibi hemen çekmecedeki silahını çıkardı ve peş peşe ateş etmeye başladı. Neye uğradıklarını şaşıran soyguncular hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kaldı. Soyguncularla çatışan iş yeri sahibi Mehmet Şakir Çetinkaya adrenalin dolu o anları anlattı. Valla sabah dükkanı açıyordum. O anda müşteri vardı içeride. Müşterinin olduğu dönemde bir beyaz araba geldi dükkanın önüne. Ben de müşteriye bakıyordum, müşteri sandım arabayı. Bir baktım içeriden arabanın kapısı açılır açılmaz. Pompalı tüfekle birisi içeriye doğru girdi. Yani girmeye çalıştı. Ben silahı çektim, sıktım. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanında bir süre inceleme yaptı. Bir tane içeride var. Yok şimdi yok. Aracın ve soyguncuların eşkalleri hakkında bilgi alan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Bu haberimizin ardından bültenimizin sonuna geldik sayın seyirciler. İyi akşamlar.